Herkese merhaba. Bugün faydasız saymakla bitmeyen kırkkili tohumu tanıtacağız sizlere. Kırkkili tohumu, kedi basamağı, at kuyruğu, kırk düğüm. Ne olarak biliyorsunuz? Antik Roma ve Yunan tıbbına kadar uzandığı kanıtlanmış bu otun tarihi arkadaşlar. Eski çağlarda Romalı hekimler tüberküloz hastalığı için, Çinli doktorlar da yüksek ateşi düşürmek için bu otu kullanmışlar. Ve aynı zamanda şöyle göstereyim otumuzu yakından. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan şişlikleri indirmekte de bu otu kullanmışlar. Küçük çam ağacına benziyor sanki. Burada da gördüğünüz gibi nemli topraklarda ve hendek kıyılarında yetişiyor. Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir sessizleşeyim. Duyabiliyorsanız eğer, hemen benim arkamdan küçük bir dere akıyor. Su sesini duymanızı istedim. Dolayısıyla dediğim gibi nemli topraklarda fazlasıyla yetişiyor. Özellikle bahar aylarında iyice böyle coşuyor. Biz şu an Mayıs ayındayız. Tam zamanı yani bunları toplayıp kurutmak için. Boyları da böyle 50 santime kadar uzayabiliyor yükseklikleri. Bunları gösterdiğim gibi dereyi de size göstermek isterdim ama onu yapamıyorum tabii ki. Toplarken bu arada ben toprak üstünde kalan kısımları toplayıp kurutuyoruz ama bunların boyu bayağı uzun olduğu için ben çok yere yakın olanlarını toplamıyorum. Biraz yüksekten koparıyorum. Zaten bu kısmı yeterli olacak ve koparması da çok kolay. Herhangi bir kesici aletle almama da gerek yok. Kuruturken de şöyle kurutuyorum. Mesela elimde şöyle kocaman bir demet var. Bunu ikiye bölüyorum. Şuralarından lastikle sıkıştırıp balkona, böyle gölgede ama kurutmak gerekiyor genellikle. Şöyle bir ip geriyoruz balkona. Şu arasından böyle ters şekilde asıyoruz ve bu şekilde kurutuyoruz. Zaten kurumaya yaklaştıkça şu kısımlar gövdeden düşmeye başlayacak. Bunlar gövdeden düştükten sonra da bunları böyle tamamen ufalayıp ayırıp temiz bir bezin üzerinde 1-2 gün bekleterek iyice kurutabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim ben yine size, ters şekilde asılacak şekilde. Yani böyle bir 7-8 tane, fazla olmadan 7-8 adedi bir lastikle veya bir iple sıkıştırıp güzelce asabilirsiniz. Diğer bitki çaylarından farklı olarak ayrıca bunu kaynatmanız lazım. Genellikle bitki çaylarını kaynatmıyoruz. Kaynamış suda 4-5 dakika bekletiyoruz. Ama at kuyruğu için, kırkkili tohumu için aynı şey geçerli değil. Bunun içerisindeki faydanın çıkabilmesi için kaynatmamız gerekiyor. Saklarken de nemden uzak bir yerde saklıyoruz. Genellikle ben cam kavanozları tercih ediyorum bu tarz şeyleri saklamak için. Günde 3-4 defa taze demlenmiş çayı aç karna veya öğün aralarında tüketebilirsiniz. Birazdan faydalarını sayacağım ve saymakla bitmeyecek kadar faydası var dediğim gibi. İstersen alayım mı elindekileri? Evet, şunları vereyim. Ben de sana bir papatya vereyim sarısından. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Al gülüm. Şöyle. Ver gülüm. Takayım. Bayağı biriktirmişiz gördüğünüz gibi. Biz bugün çok toplayacağız bunlardan. Dediğim gibi faydalarını anlattığımda da belki de yakın arkadaşlarımız da bizden isteyecektir bu ottan. Bildiğim kadarıyla da internetten baktım satış fiyatlarına. Kilosu 200 liraya kadar satılıyor. Ve bunlara ulaşmak çok kolay. Her yerde var. Doğa yürüyüşlerinde bile toplayabilirsiniz. Çok da güzel, böyle keyifli bir görüntüsü var. Bir sürü toplayıp kurutacağız. Latiş'in de dediği gibi eğer doğaya çıkıp bulma şansınız yoksa, bizim faydalarını anlattıktan sonra size faydası olan bir şey varsa da aktardan gidip temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim faydalarına. Ben şimdi dediğim gibi çok faydası olduğunu söylemiştim az önce ama bu kırkkilitin de
adının buradan geldiğini düşünüyorum. Yani araştırmadım açıkçası adı nereden geliyor diye, ama 40 kilit herhalde bu fayda sağladığı birçok hastalığın kilidini açtığı için mi 40 kilit demişler diye bir düşünmedim değil açıkçası. Mesela romatizma ağrılarını azaltıyor bu bitki. Vücut direncini artırıyor. Yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Yani kesik, şunun kısası güzel değilmiş. Kesik yaraların hızlı iyileşmesini sağlıyor. Saçı besler, kepeği önler. Yani onda da nasıl kullanacaksınız? Kaynattığınız suyla saçınızı durulayacaksınız. Yıkayacaksınız, o şekilde kullanacaksınız. Çünkü çay, gargara ve harici şekillerde, yani bu şekillerde kullanılabilir. Böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan taş, kum varsa eğer onların düşürülmesine yardımcı oluyor. Kronik öksürük de faydalıdır. Yani uzun süredir geçmeyen bir öksürüğünüz varsa bu bitkiyi düzenli tüketerek ondan kurtulabilirsiniz. İdrar ve balgam söktürücüdür. Ödem atıcıdır. İdrar yolları ve mesane iltihapları için kullanılabilir. Tüm deri hastalıkları ve geç iyileşen yaralar için kullanılabilir. Yani banyo suyunda da kullanabilirsiniz. Geç iyileşen yaralar için çayını pamuk yardımıyla kompres yapabilirsiniz yaraların üzerine. Kan dolaşım bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde faydalıdır. Gördüğünüz gibi faydasını saymakla bitiremiyorum. Devam edeceğim. Şunları vereyim yine. Ben de çok çalışıyorum, görüyorsunuz. Evet, kamera arkasında değişiklik yaptık. Şimdi ben geçtim kamera arkasına. Biraz Şenol'u çalıştırıyorum. Ama ben faydalarını anlatmaya devam edeceğim. Bel ağrılarında alınan duşlar için sanatsal bir toplayış sergiliyor sevgili kocam. Bel ağrılarında alınan duşlar rahatlatıcı oluyor. Özellikle suyu ile masaj yapmak bel fıtığında çok faydalıymış. Menopoz döneminde iyi geliyor. Ağrılı adet dönemlerinde o ağrıların giderilmesine iyi geliyor. Çabuk kırılan tırnaklar için faydalı ve kemik erimesine çok iyi geliyor. Kaynatıldıktan sonra suyu egzama, sivilce, yara iltihaplarında faydalı ayrıca. Evet, devam ediyoruz toplamaya. Gördüğünüz gibi faydalarını da saymakla bitiremiyorum. Ve en önemli özelliği, yani biz kadınlar için, kilolarından şikayetçi kadınlar için en önemli özelliği de ödem atıcı demiştim. Ödem atıcı ve idrar söktürücü olduğu için vücutta ödemden kaynaklanan kiloları olanlar için zayıflama etkisi gösteriyor arkadaşlar. Yani bunu günde 3-4 defa taze demlenmiş şeklinde, dediğim gibi çay olarak içerseniz, aç karna ya da öğün aralarında içerseniz o ödemleri atmaya faydası var. Bilinen hiçbir yan etkisi yok. Ama yine de her şeyin fazlası zarar. Dediğim gibi hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor. Her zaman kullandığım bir cümle var. Kim söylemiş bilmiyorum. Araştırmadım da açıkçası, ama her şey zehirdir aslında. Mühim olan dozdur demiş birisi. Çok güzel bir söz. Bunun için de aynısı geçerli. Hiçbir şekilde abartıya kaçmamak gerekiyor. Bitki çaylarında özellikle. Çünkü bitkilerin bilmediğimiz yan etkileri olabiliyor, ama dediğim gibi bu bitkide de kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yok. Fakat yine de herhangi bir ağır bir rahatsızlığınız varsa, mesela kalp veya böbrek rahatsızlıklarından kaynaklanan ödemlerde doktora danışmak gerekir onu kullanmak için. Yine de bir doktorunuza sormadan herhangi bir kullanmaya başlamayın isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi faydalarını saymakla bitiremediğimiz 40 kilit otunu, at kuyruğunu bu kadar topladık. Tabii kuruyunca bunlar azalıyor. O yüzden bir hayli topladık. Toplamaya da devam edeceğiz aslında. Sadece bulunduğumuz bölgedekilerin en tazelerini, güzellerini aldık. Tekrar herhangi bir doğa yürüyüşünde ya da günübirlik gezimizde karşımıza çıktığında toplamaya devam edeceğiz bunlardan. Ve saklayacağız. Bütün bir kış
Hatta önümüzdeki yaza kadar tüketebiliriz bunları. Şimdi bu kırkilit otunun, at kuyruğunun, kedi basamağının ya da siz her ne olarak biliyorsanız farklı bir adı varsa öncelikle onu bize yazın lütfen. Biz de öğrenelim. Sizin bölgenizde adı ne olarak geçiyor ya da benim saymadığım farklı bir faydası varsa onu bize yazın. Siz nerelerde kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz bu otlarla? Belki de bizim hiç bilmediğimiz bir kullanım amacı vardır. Onları da bize yazın lütfen. Biz de öğrenelim. Biz de kendimizi geliştirelim. Sizinle birlikte biz de yeni bilgiler edinelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı alta yazarsanız çok memnun oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Güzel bir gün oldu bizim için de. Günü güzel değerlendirdik. Güzel bir Mayıs günündeyiz. Sabahtan yağmurluydu hava ama şu anda çok güzel bir güneş var. Böylece de günü güzel değerlendirmiş olduk. Yatırım yaptık. Buyurun Channel Bey. Sadece yanına gelmek istedim. Böyle biraz ben de gözükmek istedim. Evet, son kapak fotoğrafı yapmak istiyoruz. Evet. Videomuza. Sana verdiğin papatya çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.